Başkanlar Federasyonu Genel Başkanı. Sağlıcakla sağlık afiyet olsun inşallah. Bizi çok memnun ettiniz. İyisi cinli bütün şeytanlardan mahfaza versin. Zulmün her çeşidinden. Ben de işiyorum hep. Allah kolaylık versin. Kaliz var ya bu sonuçta işiyorum. Bir de... Tamam abi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İşler nasıl? Elhamdülillah şükürler olsun. Fiyatlar çözüyor, iniyor, mezrak çözüyor. Koruyor mu, mahfaza ediyor mu? Evet, evet. Ağzını tatlanıyor mu? Teker dönüyor. Çok teşekkür ediyorum. Yine ülke gündemindeki, özellikle bu bölge gündemindeki meselelerden bir tanesi de Kürt meselesi. Biliyorsunuz yakın geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi liderinin Kürt meselesinin çözümüyle ilgili bir açıklaması oldu. Bu vesileyle bir kez daha gündeme geldi ve HDP eski eş genel başkanı Sezai Temel'in vermiş olduğu cevap çerçevesinde tartışmalar yürüdü. Hükümet cenahından da böyle bir meselenin olmadığı dillendirildi. Bize göre Kürt meselesi vardır, Kürt meselesi çözülmemiştir, devam ediyor ve mutlak surette çözülmesi gereken Türkiye'nin en ağır sorunlarından bir tanesidir. Eğer Türkiye bu meseleyi çözerse, kendi iç meselesini çözerse o zaman belki bölgeyle ilgili, bölgesel güç olmayla ilgili iddiasında biraz daha emin adımlarla yol alabilir. Bana sorunlarıyla ilgili ustara geçmeden önce Türkiye'nin gündeminde aslında sabit olan bazı şeyler var. Bunlar Van'ın da gündemi. Bir tanesi ekonomik sıkıntılar. Sanayi ve ticaret erbabıyla hem esnafla bir araya geldiğimizde hem de vatandaşlarla bir araya geldiğimizde bu ekonomik sıkıntılar sıkıntı dile getirilmektedir. Mesela Van'da esnafın özellikle bu salgın hastalık nedeniyle kapanma dolayısıyla zorluk yaşadığı bir dönem. İnşallah geride kalmıştır diye ümit ediyoruz ama halen de etkileri devam ediyor. Kiralarla ilgili ciddi bir sıkıntı var. İşsizlik ülkenin gündeminde, Van'ın da gündeminde aynı zamanda. Hatta esnaflardan bir tanesi iş arıyorum. İş kura birkaç kez kayıt yaptırdım ama henüz bir iş bulamadım. Keşke sabit bir işim olsa, bir gelirim olsa ben bu işi bırakacağım diye söyledi. Esnafın sıkıntılarının bu denli büyük olması elbette ülkenin diğer tarafındaki nedenlerin üstünde bir de burada sınır kapısı ile ilgili bir bağlantısı var diye düşünüyorum. Dile getirilen de budur. Haklı olarak vatandaş şunu soruyor. Türkiye dışarıdan gelen yabancı ülke vatandaşlarını kabul ediyor. Bu ülkelerden bir tanesi de İran. İranlılar uçakla Ankara'ya, İstanbul'a gidebiliyorlar ama neden kara sınır kapısından buraya, Van'a rahat bir şekilde giremiyorlar diye haklı bir şekilde soruyorlar. Bunu Van'dan sizler aracılığıyla bir kez daha bütün Türkiye kamuoyuna ve yetkililere buradan duyurmuş olalım. Böyle bir beklenti var. Bir an önce sınır kapısındaki geçişlerin normale dönmesi Van esnafını da rahatlatacaktır. Çünkü Van'ın ekonomisinin %60'ından fazlası hizmet sektörü ve bu hizmet sektörü de büyük oranda sınır kapısının kapalı olmasından olumsuz yönde etkilenmiş durumda. Yolsuzluk ve israfın bunlara neden olduğu, adam kayırmalar yine milletin şikayet ettiği başka bir husus. Hem burada hem başka yerlerde güvenlik soruşturmalarından yoğun bir şekilde şikayet ediliyor. Son dönemlerde güvenlik soruşturmaları yerine ikram edilen bir mülakat sistemi var. Bu mülakat sisteminde de aslında gerçekte mülakata çağrılan kişilerin meslekleriyle ya da genel olarak bilgilerin ölçülmesiyle ilgili değil. Ama büyük oranda gizli yapılan güvenlik soruşturmaların sonuçlarına göre mülakata alınan kişilere puanlar verildiği, bu şekilde elendikleri çok yaygın bir kanaat. İdarenin her türlü eylem ve işlemi mutlaka hukuk denetiminde olmalıdır ve hiçbir şekilde hukuksuzluk yapılmamalıdır. Hukuk da adaletin tesisi için vardır. Adalet de kayıtsız, şartsız, her dönemde, her zaman herkese mutlak surette uygulanması gereken bir şeydir. Bizler Hüdapar olarak önce insan, öncelik adalet diyoruz. Dürüst siyaset, gerçek adalet diyoruz. Adalet hiçbir şeye feda edilemez diyoruz. Bu konuda yapılan adaletsizliklerle ilgili vatandaşların yoğun şikayetleri vardır. Biz de
bunların takipçisi olacağız. Malumunuz işsizlikle ilgili rakamlar dönem dönem TÜİK tarafından açıklanıyor ama bu rakamlar sıklıkla eleştiriliyor. Bu rakamların gerçek rakamlar olmadığı yönünde yaygın bir kanaat var. Ama şu bir gerçek ki açıklanan rakamlar doğru bile olsa özellikle genç işsizlik, Türkiye'deki ortalama işsizliğin yaklaşık iki katı durumdadır. Ve bazı bölgelerde, Van gibi yerlerde, Van da bunlardan bir tanesidir. Yaklaşık olarak iki gençten birisi işsizdir, iş bulamıyor. Ama öte taraftan bazı esnaf veya reel sektör temsilcileri de eleman aradıklarında kalifiye eleman bulamamaktan şikayet ediyorlar. Yani hem kalifiye eleman, deneyimli eleman arayan kişiler eleman bulamamaktan şikayet ediyor, hem de gençler işsizlikten yakınıyorsa ortada bir sorun var. Bize göre bu sorun eğitimin planlanmasıyla ilgili bir sorundur. Bazı mesleklerde ara eleman ihtiyacı çok olduğu halde bu elemanlar bulunamıyorken gençler, üniversite mezunu gençler bile iş bulamıyorsa bunun eğitim planlanmasından başka bir izahı yok gibi geliyor bize. Mutlaka eğitim doğru bir şekilde planlanmalıdır. Van ekonomisi dedik %61'i hizmet sektörüne dayanıyor. Hizmet sektöründen sonra belki en büyük pay hayvancılık sektörü. Van Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı ile görüştük. Yazılı olarak bir rapor da sundular. Hayvancılık ile ilgili sıkıntılar var. Mesela Van'da bir küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden dolayı yün ve deri işletme sanayisinin bulunmaması büyük bir eksiklik. Bu nedenle burada milyonlarca küçükbaş hayvan yetiştiği halde bunların derilerinin ve yünlerinin burada işlenememesi bir eksikliktir. Mutlaka merkezi hükümet bu konuda ön ayak olmak suretiyle bu yönde yapılacak olan işletmeleri teşvik edici bazı adımlar atmalıdır. Van'ın merkezinin en büyük sorunlarından bir tanesi trafik. Dün Sayın Vali ile görüştüğümüzde aynı zamanda belediye de kayyum olarak atandığı için doğrudan doğruya kendisi Van'ın bu sorunlarıyla da ilgili. Bize iletilen hem esnafın hem diğer vatandaşların ilettiği sorunları doğrudan doğruya Sayın Vali'ye aktardık. Bunları not aldılar. Bazı hususlarla ilgili çalışmalar yapacaklarını, bazı şikayetlerin %100 haklı olduğunu ifade ettiler. Ve bir an önce bunların giderilmesi yönünde çabalarının olacağını ifade ettiler. Van'a her geldiğimizde biraz daha büyümüş görüyoruz ama Van her gün biraz daha büyüyen bir köy gibi adeta. Büyük şehir demeye 1000 şahit lazım. Çok plansız bir şehir. İmar planı mutlaka belki 50-100 yıl sonrası planlayacak şekilde yeniden yapılmalıdır ve Van bu görüntüden, bu halden kurtulmalıdır. Böyle çok yakın arkadaşınız. Yakın arkadaşınız. Evet. Meslekte de. Allah'ın cennete kadar ayırmasın.